Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Evo Online'de navigasyon rehberini göstereceğim. Nasıl güvensiz uzaydaki bölgelere gidebilirsiniz? Hangi bölgelerde ne kadar insan var? Bu bölgelere gitmeden oralarda tuzak var mı yok mu bunu nasıl anlayabilirsiniz? Size bunu göstereceğim. Ve ardından bu bölgelere gittiğiniz zaman tehlikeli düşmanlara ayırt etmeyi o bölgede kalıp kalmamaya nasıl karar vermeniz gerektiğini göstereceğim. İlk olarak map'i kullanmanız lazım. Map'i ama şu şekilde kullanacaksınız. Bakın Şöyle bir açalım. Mesela nereye gitmek istiyoruz? Atıyorum. Şaruvail mi? Hatta dekonu göstereyim. Mesela bizim toptan birisi dekonda vurulmuş. Bakın. Şurada dişli yerine girelim. Orada vurulmak suç değil. Hani bilmiyorsunuz. Bunu nasıl elde edebileceğinizi o yüzden daha iyi göstermek istiyorum. Şimdi. Bakın şuradaki dişliğe bastıktan sonra. Burada geografi ve statistik kısmına geliyorsunuz. Sonrasında ilk bakmanız gereken şey şu. Avaraj Plots in Space in the Last 30 Minutes. Bunu bulup basmanız lazım. Bu ne demek biliyor musunuz? Uzayda ortalama 30 dakikada kaç kişi varmış? Şimdi bakın mesela şu anda bize oyun diyor ki Dekon'da ortalama 2 kişi var. Yani orada sürekli olarak uzayda gezen istasyondakileri saymıyor bu arada. 2 kişi var diyor. Bu bizim için sorun. Demek ki oralarda gezen birileri var. Sonra neye bakacağız? Geleceğiz Dokut pilot. Yani orada istasyon içerisinde duran kişi kaç kişi var? Yok. Yani bu adamlar orada ve büyük ihtimal avlanmaya geliyorlar. İstasyonlarda durmaya gelmiyorlar. En azından oyun bize bunu, bunu söylüyor. Buradaki adamlar %99 korsan. Bir diğer bakmamız gereken şey. Jumps in the last hour. Yani son saatte oraya kaç kişi girmiş? Bu da bize o bölgenin aktif olup olmadığını söylüyor. Yani bakın buraya mesela son 1 saatte 19 kişi girmiş. Charuve ile 7 kişi. Ha, demek ki burası ve ile göre çok daha aktif bir bölge. Çok daha riskli bir bölge. O zaman eğer siz bu bölgeden geçmek zorundaysanız. Yani geçmek zorunda değilsiniz aslında da. Zorunda kalırsanız hızlı bir şekilde direkt olarak gitmeniz gerekiyor. Çünkü iki tane adamı biliyorsunuz. Bu adamlar istasyonlarda durmuyor. Oyuncu avlıyor bir nevi. Belli. O yüzden Dikon'da durmayacaksınız. Direkt olarak Charuve ile geçmeye çalışacaksınız. Ya da eğer mümkünse bu bölgeye hiç girmeyeceksiniz. Başka bir bölge için de örnek göstereyim size. Mesela biraz daha düşük güvenlikli olan bir yer için. Bakın mesela bu bölge. Şimdi bu bölgede şöyle bir istisna var. Bakın Manlar bölgesine 16 giriş olmuş. Az önceki duruma göre bakarsak burası gene aktif bir bölge gibi gözüküyor değil mi? Ama aslında değil. Neden? Çünkü Manlar şu ikisinin geçiş yolundan oluşuyor. Yani hem Antik adam gitmek istiyorsa hem Mormolet'a gitmek istiyorsa buradan geçiyor. Yani bu aslında şu 8 jump girilen yere göre manlar biraz daha az aktif. Yolda olduğu için insanlar mecburen geçiyor. Büyük ihtimal şu Marmelot'a gidip ondan sonra bir aşağı bölgelere gittiler. Peki biz bu manlara girebilir miyiz? Burada bir iş yapabilir miyiz? Devamına bakalım. Uzayda duran kişi sayısı kaçmış? 1. Etrafındaki bölgelerde kaç? Tamam. Uzayda duran kişi sayısı 1 ise burada genelde çok fazla düşmanla karşılaşmayacağız demek. Sonra istasyonda duran kişi sayısı kaç? Yok. Tamam. Demek ki genelde bir tane oyuncu geliyor buralarda. Bakıyor düşman var mı? Ya da avlanıyor mu? Ondan sonra gidiyor. Tabi bu adam madenci de olabilir. Ama bildiğimiz bir şey var. Buraya gelen bir tane adam var ve istasyonlara inmiyor. Şunu düşünmeniz lazım. Biraz daha büyük ihtimal porsan. Çünkü bir madenci olsa inip madenin istasyonu bırakmak isteyebilir. Ama inmiyorsa inse orada çünkü mutlaka gözükür biri olarak. Demektir ki tamam bu adam biraz daha istasyonlara inme gereği duymayan birisi. Bir ihtimal avlanan biri. Bir de şuna bakmanızı öneririm. Chips destroyed in the last hour ya da 24 hour hani ikisi de olur. Hatta 24 saatten bakalım. Bu şu demek. Bu bölgede 24 saat içerisinde kaç kişi öldürüldü? Basalım. Bakın mesela burada bir kişi ölmüş. Buralarda kimse ölmemiş. Ha, demek ki burada cidden savaşan birisi var. Ve denk geldiği zaman birisini öldürüyor. Mesela az önceki yere bakarsak dekona. Bakın dekonda son 24 saat içerisinde 10 kişi ölmüş. Şaruvel'de 8 kişi ölmüş. Bakın Şaruvel'de gene biraz daha e, beklediğimden tehlikeliymiş. Ama diğer bölgelerde çok fazla bir sorun yok. Burada 236 kişi öldüğüne bakmayın. Bir ihtimal e, klan savaşı olabilir. Düello olabilir. Düşük güvenlikteki yerler için bu sayıya dikkat etmeniz lazım. Yani buraların gene biraz daha riskli olduğunu bize söylemiş oldu oyun bu şekilde. Buradan anladınız ve oraya gittiniz. Mesela az önceki sadece bir kişinin olduğu sisteme gittiniz. Maden yapacaksınız. Exploration yapacaksınız. Hepsi olabilir. Oradaki düşmanın tehlikeli olup olmadığını nasıl anlarsınız ve düşman size geliyor mu? Bunu adam sizin dibinize gelmeden nasıl görürsünüz? Gelin ona geçelim. Şu anda olduğum yerden uzaklaşmayacağım arkadaşlar. Yine güvenli bir uzayda olacağım. Ama etrafımda sanki e, şey güvensiz uzaydaymış gibi düşmanın olmayacağı bir yere gideceğiz. Bakın şimdi güvensiz bir uzaya girdiniz varsayın. Şu anda oradasınız. İlk yapmanız gereken şey ne? Kısa yolu alt D ama isterseniz şuradaki simgeye basıp şuna da basabilirsiniz. Şu pencere açacaksınız. Sonra şuradaki ayarları bir maksimum menzile getirin. Açıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben genelde 360 kullanıyorum. Sonra sıkana basın. Bu size uzun bir menzildeki bütün düşmanları gösterecek. Düşmanlar dışında binalar vesaire hepsini göreceksiniz. Bu neye yarıyor? Bakın mesela Oyun bana diyor ki şu anda senden 2500 kilometre uzakta bir tane komorant varmış. Savaşabilen bir gemi varmış. Daha ileride Praxis varmış. Savaş gemisi. Şurada bir tane maden gemisi varmış. Prospect. Şimdi geminin isimlerini bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız tatil Web Show Info diyebilirsiniz. Ama çok fazla kişinin olduğu yerde bu bayağı başınızı ağrıtır. O yüzden biraz daha isimleri bilmeye çalışın. Buradan sizinle beraber o güvensiz sistemde olan kişinin savaş gemisi mi değil mi? Onu olduğunu anlamanız lazım. Eğer savaş gemisi ise düğün. Savaş gemisi değilse yani mesela adam Venture'de ise o zaman he, o da sizin gibi madene gelmiştir. Geçin bir köşeye boş bir köşede madencilik yapın sizde. Ya da keşif yapıyorsanız geçip keşif yapın. Şimdi bu sistem şunu göstermez arkadaşlar. Eğer düşman şu bölgeden uzaktaysa ya da skana siz bastıktan sonra düşman girerse bunu göremezsiniz. O yüzden skana sürekli basmanız lazım. Onun dışında eğer düşman görünmez bir gemiye sahipse. Tengu, Astero olabilir, Satios olabilir. Bu gemilere sahipsek görünmez gemiler de bu skanda çıkmıyor. O zaman da avlanma ihtimaliniz var. Ama onun dışında çoğu gemiye karşı bu taktik işe yarar. D skanla düşmanı kontrol edin. Eğer maden gemisi ise o bölgede takılıp madenizi yapın, keşifinizi yapın. Savaş gemisi ise ayrılın. O bölgeden kaçın. Bunu direkt olarak kapıdan gireceğinizde yapmanızı öneririm. Eğer kapıya yakın bir düşman varsa bunu görmenizi sağlayacaktır bu şekilde. Ama diyelim ki kapıya yakın değil adam. Ve kapıdan girmiş, girer girmez baktığınızda adamı göremediniz. O zaman ne yapacaksınız? O zaman şöyle yapın. Sizin düşmanınızın yerinizi bilmediğiniz gibi düşman da sizin yerinizi bilmiyor. Bunu şu şekilde avantajınıza kullanacaksınız. Map'te boş bir yere sağ tıklayın. Planet deyin. Sonra burada planetler var ya gezegenler. Bunlara sıfır olacak şekilde warplayın. Tek tek. Warplarken geminiz hareket ettiği için bu arama menziliniz de hareket edecek. Bakın şimdi göstereceğim size. Şimdi hızlanıyoruz oynasın. Yolda giderken yeniden scan yap. Bakın mesela ikinci savaş gemisini de gördük. Bir tane makina varmış. Onu da gördük şu anda. Bir tane astron varmış. Küçük savaş gemisi. Bu şekilde etrafı gezip adam yeniden kontrol edebilirsiniz. Eğer sistemi tamamen gezdiniz adamı hala göremiyorsunuz. O zaman direkt olarak düğmeniz lazım. O adam %100 görünmez gemilerden bir tanesidir. Görünmez gemileri anlamak için de böyle bir ipucunuz var. Bunun dışında eğer bu buradaki listede Combat Scan Probe diye bir şey görürseniz direkt olarak bölgeyi terk edin. Combat Scan prop oyuncu savaş gemilerini aramak için olan bir gemidir. Yani doğrusu oyuncu gemilerini aramak için değil, sadece savaş gemileri değil. Onu atıyorsa adam %100 sizi yok etmek için arama yapıyor demek. Onu görürseniz de direkt olarak kaçın. Bu ipuçlarına dikkat ederseniz arkadaşlar, güvensiz uzayda da biraz daha fazla hayatta kalma şansınız olacaktır. O zaman eğer sizin aklınıza farklı bir soru kaldıysa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.